Selamlar arkadaşlar. Bugün size Amazon'daki satıcıların hatta Amazon eğitmenlerinin yerli yabancı %99,99'unun bilmediği konulardan bahsedeceğim. Bu konular Amazon'da başarılı olanları ciddi şekilde diğerlerinden ayrıştıran konular. Şiddetle izlemenizi öneririm. İşleyeceğimiz konu şu genel olarak. Ben şimdi mesela bu shaker'ı Amazon'da satacağım. Ben bu shaker'ı satarken shaker kelimesinin aranma hacmi yani shaker kelimesini ayda 100 bin kişi arıyor. Protein shaker kelimesini ayda 50 bin kişi arıyor. Mavi protein shaker kelimesini ayda 25 bin kişi arıyor. Şimdi ben bu kelimelerden hangisinde birinci sayfaya gelmeliyim? Shaker'da mı, protein shaker'da mı, mavi shaker'da mı? Bunu söyleyebilmem için benim şunları bilmem gerekli. Bu kelimeler benim ürünümle tam olarak alakalı mı? İlgili mi? Bunu zaten aşikar daha önce de konuşmuştuk. Ve daha önce konuşmadığımız konu bu ürünlerin satıldığı kelimelerdeki satış oranı yüzde kaç? Yani shaker kelimesini arayan kişilerin yüzde biri bunu satın alıyorsa ama protein shaker diye arayanların yüzde beşi bunu satın alıyorsa protein shaker diye arama yapanların sayısı Shaker diye arama yapanların sayısının yarısı olmasına rağmen aslında bu ürünün satış potansiyeli protein shaker kelimesinde daha fazla olabilir. Ve daha da derine girerseniz mavi protein shaker diye arayanların belki de %30'u bunu satın alıyorsa o zaman ben hiç çok büyük kelimelerle, çok büyük rekabetlerle uğraşmadan aslında daha uzun kelime öbeklerinde lansman yaparak satışa başlayabilirim. Fakat burada bilinmeyen konu hangi kelime öbeğinden ya da kelimeden ne kadar satış yüzdesi oldu? Şimdi bu derin analize gireceğiz. Bu konu arkadaşlar çok çok yeniyseniz anlamayabilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla videonun altındaki öncelikle ücretsiz eğitimi almanızı öneririm. Fakat ilginizi çeken bir konuysa gene de izleyin derim. Şu anda videonun yayınlandığı tarihe bakın. Muhtemelen internette yani sadece Türkiye'de değil internette genel olarak İngilizce veya diğer kaynaklarda da herhangi bir şekilde bu kadar nokta atışı, bu konuyu verilerle analiz eden ve açıklayan başka bir video görmeyeceksiniz. İyi izlemeler dilerim. Evet, şimdi kurgumuzu oluşturmaya başlayalım. 3 tane örnek kelime söylemiştim. Mantığını anlatmak için bunu yapıyorum. İlk kelimem shaker kelimesi. İkinci kelimem protein shaker kelimesi. Üçüncü kelimem blue protein shaker kelimesi. Buradaki terimleri arkadaşlar İngilizce kullanacağım. Çünkü birazdan kullanacağım yazılımda da tutarlı olmasını istiyorum. Şimdi bunlar ne benim için? Bunlar aslında bu ürünü tanımlayan anahtar kelimeler. Ne de diyoruz bunlara İngilizce? Keyword diyoruz. Yanına da yazayım anahtar kelime diye. Yani mantık şu. Amazon'da ya da Google'da ama Amazon üzerinden gidelim. Hepsi burada da N11'de de aynı mantık. Birisi benim ürünümü hangi kelimeyle aradığında benim ürünüm onların karşısına çıkıyor. Benim ürünümü tanımlayan anahtar kelimeler ne? Benim ürünüm hangi kelimelerde indekslenmiş? Tamam, burasını anladık. İkinci konumuz hacim konusu. Hacim kaç tane kullanıcının bir ay içinde protein shaker ya da shaker ya da protein blue protein shaker diye arama yaptı Amazon üzerinde. Şu anlık ben bunlara gelişigüzel rakamlar veriyorum. Birazdan gerçek verilerini içine yerleştireceğiz. Shaker'ın aranma hacmi 100 olsun. Protein 100 bin olsun. Protein shaker'ın 50 bin olsun. Blue protein shaker'ın 25 bin olsun. Buradaki mantık genellikle şudur arkadaşlar. Hem Amazon'da hem Google'da tabii ki istisnalar vardır ama kaideyi bozmaz. Kelimenin uzunluğu ne kadar kısaysa ve kaç tane kelime ne kadar az kelimeden oluşuyorsa kelime öbeği genellikle aranma hacmi o kadar yüksek olur. Ekranı biraz büyüteyim arkadaşlar sizin için. Hacmi yaptık. Şimdi geriye kaldı relevance, ilgi konusu. Relevance diyelim. Buna da ilgi diyelim. Burada ise aslında şuna bakacağım. Ben shaker diye arama yaptığımda
karşıma gerçekten çıkan ürünler benim istediğim shaker mı? Yani protein shaker satıyorsam protein shaker mı? Eğer ben shaker diye arama yapıyorsam ve karşıma benim barmen shakerları çıkıyorsa, kokteyl shakerları çıkıyorsa aslında burada relevance tarafında zaten o ürün, o kelime öbeği benim ürünümle tam olarak alakalı da olmayabilir. Belki o zaman zaten buradaki hacmin yarısı barmen shaker'ına gidiyor. Ya da işte kokteyl shaker'ına gidiyor. O zaman zaten belki de bunun hacmi aslında 100 bin değil, benim için 50 bin. Bu dursun, birazdan bakacağız. Ve son olarak arkadaşlar bizim için önemli olan nokta purchase rate. Satın alım oranı. Purchase rate'in arkadaşlar daha önce internette çok fazla bahsedildiğini duymadım hem yerli yabancı kaynaklarda. Size bu videoda purchase rate'in de en azından yaklaşık tutarının da nereden nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bu ne manaya geliyor purchase rate? Eğer shaker diye arayan kişiler arayan kişilerin %1'i alım yapıyorsa, protein shaker diye arayan kişilerin %4'ü alım yapıyorsa, aslında zaten otomatikman bunların relevance tarafı yani ilgi tarafları aynı olsa bile zaten otomatikman aşağıdaki kelime benim için daha önemli pozisyona geçiyor. Bunu da birazdan inceleyeceğiz nasıl olduğunu. Şimdi öncelikle arkadaşlar relevance tarafına bakalım. Geldim. Shaker diye arama yaptım. Şimdi shaker diye arama yaptığımda ben ilk sayfaya bakacağım özellikle. Siz daha da detaylı inceleyebilirsiniz. Şu ürünler benim ürünümle aynı ürün. Bakın ama burada bestseller ürün. Gene ilk sayfada bunların ne olduğunu ben bilmiyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla barmen shakerları da yani ya da kokteyl shakerları da shaker aramasının içinde ciddi bir hacme sahip. Yani ben şu anda bunu tek tek saymıyorum ama göz kararı hemen hemen %40'ı %50'si kadarı zaten bu barmen shaker desek herhalde yanlış bir şey söylememiş oluruz. O yüzden şu anda geliyorum basit Excel tarafıma, relevance tarafıma. Bunun ilgisini 0.5 olarak belirliyorum. Siz bunu şöyle yapacaksınız. İlk sayfada bakacaksınız. Kaç tane ürün sizin kendi satmak istediğiniz ürünle muadil yani aynı özelliklere sahip. Kaç tanesinde aslında müşteriler farklı bir şeyi arıyor. Bunu neden önemi var derseniz önem şu. Trafik burada bölünüyor. Çünkü bir de zaten diğer ürünler shaker diye aranıp satın alınmıyor olsa Amazon onları shaker aramasının sonuçlarında göstermezdi tepede. Dolayısıyla bu sizin için önemli bir şey. Şimdi gidelim bir de Blue Protein Shaker'a bakalım. Önce Protein Shaker'a bakalım. Şimdi Protein Shaker diye arattığımda şunlar Amazon'un kendi Customers Also Shopped For dedi. Yani bunu alanlar bunu da aldı kısmı. Orayı geçebilirsiniz. Protein shakerların benimle çok daha yakından alakalı olduğunu görüyorum. Bakın bunu aslında yaparak o barmen shakerlarını, kokteyl shakerlarını nispeten elemiş oldunuz. Hatta burada daha da detayına girip kaç tanesi benimkine çok model olarak benziyor gibi daha detaylı analizler de yapabilirsiniz. Fakat benim burada gördüğüm şu anda genel olarak bu kelimenin en az benle %90 alakalı oldu. Sayarsanız muhtemelen daha da fazla çıkacaktır %90'dan ama biz şimdilik %90 diyelim. Detaylı olması açısından belki şu anda çok uzatmayayım ama protein shaker vesaire gibi bunları detay detay inceleyebilirsiniz. Şimdi hesaplamamızın içine relevance tarafını da dahil edelim. Şunun içine bir de çarpı C2 diyelim. Şimdi aslında baktığınızda zaten otomatikman protein shaker benim için öne çıkmış oldu. Fakat burada bizim aslında atladığımız önemli bir şey var. Atladığımız önemli şey purchase rate olanlarını şu anda benim kafadan atmış olmam. Purchase rate ile ilgili hiçbir şey yapmadık henüz. Onun için arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi AsinSeed diye bir site var. Şimdi arkadaşlar asinseed.com'da bu ürünü inceleyelim. Asin dediğimiz şey ürün zaten. Bu AsinSeed Seller Sprite'ın bir programı daha önce tanıtmamıştım. Kendileri benimle bir süre önce iletişime geçmişlerdi. Ürünümüzü tanıtabilir misin YouTube'da diye. Daha önce fırsatım olmamıştı. Ama bu özelliklerinin AsinSeed web sitelerinin az sermayesi olan kullanıcılara yardımcı olabileceğini düşündüm. Hem Helium 10'e benzer. Helium 10 kadar kapsamlı değil ama Helium 10'de olmayan kimi özellikleri de sahip. Şimdi anlayacaksınız zaten. Velhasıl geldim buraya.
Ürünün asinine, asin dediğimiz şey ürünün özel kodu, yapıştırdım ve reverse search dedim. Şimdi reverse search dediğim zaman bu program bana bu ürünün ilişkili olduğu kelimeleri gösteriyor. Yani bu ürün protein shaker bottle kelimesinde belli bir sayfada çıkıyor. İşte shaker cup kelimesinde belli bir sayfada çıkıyor. Bunu her lümpten yaparsanız size hangi sayfada kaçıncı pozisyonda olduğu gibi diğer bilgileri de gösterir. Bu belki o kadar kapsamlı göstermiyor ama her lümpten yapmadığı başka çok fazla programın yapmadığı bir şey gösteriyor aslında. O da şu. Siz burada gelip search'e tıkladığınızda buradaki search'ün purchase rate'ini yani satın alım oranını size gösteriyor. Şimdi buradan nereden geliyor derseniz yani nereden biliyorlar derseniz ben şuradan bildiklerini tahmin ediyorum. 2018 senesinin ortalarına sonuna kadar Amazon'un arkadaşlar ARA diye bir modülü vardı Vendor Central'da. Hatta ARAP da deniyordu. ARAP Premium diye. Amazon Retail Analytics'ti adı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan belli bir ücret karşılığında kimi raporlara ulaşabiliyordunuz. Ücreti 30 bin dolar gibi bir şeydi. Ve orada size en fazla işte aranan kelimeler kategori bazlı en fazla 100 tanesi onların dönüşüm oranları vesaire. Benim tahminim oralardan doldurup belli bir şekilde günümüzdeki purchase rate'lerini, alım oranlarını tahmin ettiklerine yönelik. Bilmiyorum. Şimdi kendimdeki veriyle de karşılaştıracağım zaten. Şimdi biz kendi listemizi doldurmaya çalışalım. Öncelikle shaker kelimesinin ve protein shaker kelimesinin Asin Seed'in bize verdiği mantıkla doldurulmasını yapalım. Shaker kelimesi. Shaker kelimesinde diyor ki aranma hacmi 66 bin. Şimdi bunun aranma hacmi diğerlerinden biraz farklı. Kafa karıştırmaması için onu anlatayım önce. İngilizceleri de biraz bozuk. O yüzden tercüme etmeye çalışacağım. Diyor ki bunlar bir kişi gelip arama yaparsa Shaker diye ve sonra da 3 sayfa gezerse ben o kişinin aranma hacmini 4 olarak kabul ederim diyor. Helium10 öğrenemiyor. Yani Helium10 diyor ki ya da Jungle Scout bir kişi Shaker diye aramışsa diğer sayfaları geçsin gezmesin o kişi 1'dir diyor. Nereden farklılık kaynaklanıyor derseniz bence kaynaklarından kaynaklanıyor. Helium10 yazılan bir tane API'den alıyordu bu verileri. O API zaten kapandı. Şimdi onlar da biraz tahmin ediyorlar aslında. Ama aldıkları kaynak herhalde bunlar o raporlardan Amazon o şekilde sunduğu için o şekilde dolduruyorlar diye tahmin ediyorum. Helium10 ise demin anlattığım mantıkta bir kişinin arama sonucu üzerinden dolduruyor. Neyse konuya dönecek olursak. Şimdi Shaker kelimesine baktığımda Shaker kelimesindeki purchase rate'in 4.32, 22, 25, 3.91, 4.3 gibi bir orana sahip olduğunu görüyorum. Bu benim için önemli çünkü aslında Excel'de şu alanı ben buradaki purchase rate'lerin ortalamasıyla doldurabilirim. Şu anda çok zaman kaybetmemek için göz kararı bir ortalama alacağım. Ortalama yaklaşık 4 gibi. 4.2 diyelim. Şimdi Shaker'ın ortalaması 0.42. 0.042. Protein Shaker'a bakalım. Protein Shake direkt aratayım şurada. Protein Shaker'ın purchase rate'lerinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Zaten bu aslında beklenen bir şey. Yani Shaker diye arayan kişi eğer zaten o sayfaya girip o sayfadaki sonuçların yarısının Cocktail Shaker olduğunu görüyorsa ve kendisiyle ilgili olduğunu düşündüğü ürünlerin de hepsinin başında Protein Shaker diye yazıyorsa o kişi gidip bir daha Amazon'da gene Protein Shaker diye arayabilir. Zaten mantıklı öyle yapması. Ve ondan sonra satın alması mantıklı daha yüksek olması. Unutmayın arkadaşlar genellikle uzun kelime öbeklerinde satın alım oranları her zaman daha yüksektir. Şimdi Purchase Rate'e baktım. Purchase Rate genel olarak bunun daha yüksek. 8 civarı. 7, 8, 6, 8, 47, 8, 8. Şöyle arkadaşlar bunlar anomali. Yani şurada zaten verilerinde problem olmuş herhalde. Bu tarz böyle aşırı istatistikte bunu outlier denir. Yani ortalamanın çok dışındaki veriler olarak düşünebilirsiniz. Onları hesaba katmayın. Genel olarak ortalamasını. Bunun ortalaması arkadaşlar 8 olarak gözüküyor. %8. Şimdi arama hacimlerine bakalım. Protein Shaker'a burada diyor ki 52.812. Protein Shaker 52.812.
Shaker kelimesine bakalım. 66.947. Şimdi aslında baktığınızda burada bizim için protein shaker kelimesinin shaker kelimesine göre ne kadar da avantajlı olduğunu görüyorsunuz. Ama baktığınızda ilk bakışta shaker kelimesinin hacmi daha yüksek gibi. Fakat işin içine relevance ve purchase rate'ler girdiğinde aslında protein shaker'ın daha anlamlı olduğunu görüyorsunuz. Belki şu anda çok uzatmıyorum olayı ama belki bunu protein shaker olarak baksanız, belki de bunun aranma hacmi 10.000 çıkmasına rağmen, çok daha az çıkmasına rağmen diğerlerine göre, belki de bunun purchase rate'i çok daha mantıklı çıkacak. Olabilir. Şimdi buradaki veriler ne kadar güvenilir? %100 doğru olacağını zannetmiyorum bir kere. Şimdi bunun doğruluğunu kontrol etmek için ne yapabileceğimizi düşünelim. Doğruluğunu kontrol etmek için benim zamanında bu ara raporlarına benzer raporlar, aslında daha biraz belki kapsamlısı, içinde ne kadar click rate'lerinin olduğu, ad rate'lerin olduğu, purchase count'larının daha iyi olduğu edindiğim raporlar vardı. Bu raporlardaki verilerle karşılaştıralım. Genel olarak fena değil. Bazı yerlerde tutarsızlıklar oluşabiliyor ama genel olarak mantık çerçevesinde. Mesela Home and Garden'da bizim kelimelerimizden bir tanesi olan protein shaker'a bakalım. Ya da direkt shaker'a bakalım. Shaker diyorum. Shaker kelimesinde bu dosyanın söylediği purchase rate 3.89. Bunun söylediği de 0 %4.2. Çok bir fark yok aslında. Yani her ikisinin arasında. Dediğim gibi burada bazı veriler bazen biraz alakasız çıkabiliyor bendeki raporlarla. Fakat genel olarak yani siz çok detaylı, aşırı detaylı analiz yapmıyorsanız sizi kurtaracaktır diye tahmin ediyorum. Genel olarak arkadaşlar bu özellikler zaten her yöntemde yok. Yani bunlar Çinlilerin kendi, zaten siteye bakarsanız biraz anlarsınız. Ya konuşmalarını şuradan dinleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ben kendileriyle konuşurken de bizim İngilizcemizi değil, sen bizle Çince konuşur musun? Eşine söyleyip, benim çünkü resim Fiona ile beraber. Fiona da biliyorsunuz, eşim Çinli. Biz eşine söylesek sana tercüme eder mi falan gibi diyaloglar da oluşuyor bazen. İlginizi çekiyorsa bu konular, çekmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası bunun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani hiçbir yerde de öğrenebileceğiniz şeyler değil bunlar. Detayına girebiliriz. Bu arkadaşların gene kendi web sitelerinde farklı farklı özellikler var. İlginizi çekiyorsa yazın aşağıya, inceleyeyim sizin için. Belki onlarla biraz indirim vesaire gibi şeyler de alabilirim. Çünkü çok fazla marketinglerini yapamıyorlar. Yani yaptıkları işler gördüğünüz gibi belki çok fena değil ama marketing konusunda bazı problemleri var. Dediğim gibi buralardan purchase rate taraflarını kendi ürünlerinizde, yani bu hem ürün araştırma ile ilgili aslında, hem de mesela ürününüzde yeni bir kelimede PPC vermek istiyorsunuz. Onunla da alakalı. Yani ne kadar purchase rate yüksekse PPC'nin maliyeti o kadar düşecektir. Ya da ürününüzde yeni bir kelimede lansman yapıp o kelimeden de satış yapmak, birinci sayfaya gelmek istiyorsunuz. Burada sizin şurada gördüğünüz %4 ile %8 arasında dünya kadar fark var sizin seçim yapmanız için. Evet arkadaşlar, sorularınız olursa aşağı yazın videonun altına. Müsait olduğunda, mümkün olduğunda yanıtlamaya çalışırım mutlaka. Bunlar standart bir satıcıyla başarılı olması daha potansiyelli bir satıcıyı birbirine ayıran şeyler. Yani Facebook grubunda mesela görüyorum, arkadaşlar diyor ki işte 100 tane ürün gönderdim, satamadım, ne yapacağım? Yani işte bunlar bambaşka şeyler arkadaşlar. Yani böyle bir deneme yapmak, fantezi yapmak, dene tutarsa devam edersin, bunlar ayrı şeyler. Ne yaptığınızı bilerek devam etmeniz ayrı şeyler. Ha, bunları bilseniz %100 yapabilir misiniz? Tabii ki yapamazsınız. Yani %100 başarı diye bir şey yok. Her şey birbirine bir etken. Bu ne kadar bir etkense, resim de o kadar bir etken, video da o kadar bir etken, marketing de o kadar bir etken. Ama yani bu puzzle'ın parçalarını doğru şekilde oturtmanız lazım. Bunları da maalesef
Çok fazla bulunabilen bilgiler değil bunlar. Yani benim de çok kolay ulaştığım bilgiler değil. İşte oradan oraya birisi bana mesaj atıyor. Çinliler, o Çinliler de başka bir Çinlilerin tanıdığı bu arada vesaire. Yani öyle öyle bir zincir halinde elde edilen bilgiler. Umarım arkadaşlar işinize yarayan bir video olmuştur. Görüşmek üzere.